Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere daha önce incelemiş olduğum Lenovo IdeaPad Gaming 3 laptopu hem ufaktan bir modifikasyon yapacağım hem de sizlere uzun kullanım testi. Videoda söz vermiştim, unutmadım. Uzun kullanım testini yapacağız arkadaşlar. Sizlere tüm yorumlarımı aktaracağım. Öncelikle arkadaşlar modifikasyonundan bahsetmek istiyorum. Bu cihazda ben satın aldığımda dahil olarak bir 512 GB SSD vardı. M.2 SSD. SSD'mden memnundum. Yaklaşık işte 1700-1800 MB okuma, 1100-1200 MB da yazma değerleri alabiliyordum. İlk başta da cihaz, yani laptopum hızlı açılıyordu ama yaklaşık 12-13 saniye falan açılıyordu. Son dönemlerde benim gibi YouTube'da video içeriği yapıyorsanız arkadaşlar hafıza sizin için çok önemli. Zaten sürüsüyle hard diskim var ama cihaz yavaş yavaş yaklaşık 3-4 tane oyunla beraber iyice dolmaya başladı. Renderlarım bile yapamaz oldum. Artık bu hafıza kısmı benim canımı sıkmaya başladı ve ben de bununla ilgili bir hafıza artırımına gitmeye karar verdim. Burada arkadaşlar bugün sizlere XPG'nin şöyle SX6000 Pro M2 SSD'sini aldım arkadaşlar. 1TB'lık. Ben bunu yaklaşık 1100 küsür liraya falan aldım. Şu anda herhalde 1200-1300 TL civarında biraz pahalandı. Şöyle arkadaşlar, öncelikle bu cihazla ilgili bir hafıza yükseltme işine girmek istiyorsanız size şundan bahsetmemek gerekiyor. Bizzat Lenovo'nun teknik destek hattından aldım bu bilgi arkadaşlar. Cihazın sadece 1TB M2 SSD, 1TB'de bir SATA disk desteklediğini bahsetti arkadaşlar. Bu arada iki tane aynı anda M2 takamıyorsunuz. Zaten yuvası yok. Videoyu açtığımda göreceksiniz arkadaşlar. Ben montajı da göstereceğim sizlere. Hem de açılmış halini cihazın içinde göstermek istedim sizlere. Maalesef arkadaşlar aynı anda iki tane M2 takamıyorsunuz bir tane SATA disk takacaksınız ister SSD ister hard disk. bir tane de M2 SSD takmanız gerekiyor. Ben de bu yüzden tercihimi sadece bir tane M2 SSD'den kullandım arkadaşlar. Çünkü hız olarak ve render'da başarı sağlamak için M2 çok daha iyi sonuçlar veriyor. Bu arada arkadaşlar kendiniz bu cihazın arka kapağını açıp bir RAM yükseltmesi ya da bir hard disk değişikliğine gidebiliyorsunuz ama zarar verdiğiniz parçalar garanti dışında kalıyor. Yani atıyorum siz bunu söküp takarken bir şey yaparken arka kapağı kırdınız herhangi bir video yuvasını kırdınız, ekran kartına zarar verdiniz, işlemciye zarar verdiniz. Bu kısımlar garanti kapsamından çıkar, geri kalan kısımlar garantiye devam eder. Bilginiz olsun ama sorunsuz bir şekilde açıp kapattıysanız cihazınızın garantisi bozulmaz. Kullanıma devam edebilirsiniz. Şimdi gelelim bu 6 aydan fazlaki uzun kullanım tecrübeme. Öncelikle arkadaşlar render konusunda inanılmaz derecede memnunum. Ryzen 7 4800H gerçekten çok güçlü bir işlemci. Belki de yani şöyle söyleyeyim sizlere 10 GB'lık falan render dosyalarımı 3-4 dakikada alabiliyorum. Gerçekten benim için çok hızlı sonuçlar veriyor. Vaktimi Premiere Pro'da yani bilgisayar başında render alarak geçirmiyorum. Tepkimeleri çok iyi. 4K videoları bile o kadar hızlı render alıyor ki işlemci gerçekten çok güçlü. Benim gibi eğer bu şekilde bir video render işi alıyorsanız Ryzen 7 4800H gerçekten gücünün hakkını veriyor. Ekran kartına gelirse bunda zaten GTX 1650 Ti var. CSGO'da da 180 ile 230 arasında rahatlıkla FPS alabiliyorum. PUBG'de arkadaşlar 70-80 FPS ultra ayarlarda. Bu söylediğim ayarların hepsi yüksekti arkadaşlar. Rainbow Six Siege'de de 80 ile 100 FPS arasında rahatlıkla bir sonuç alabiliyorum. Bu 4 oyundan başka zaten oyun oynamıyorum arkadaşlar. 4'ünde de hepsini en yüksek ayarda kullanıyorum. Isınma konusunda şöyle ben size hatta onunla ilgili bir test de paylaşayım. Şu anda son verilerini. Yani ben çok memnunum. Soğutucu olmadığı zaman işlemci 85 derecelere falan vurduğu oluyor. Yüksek ağır oyunlarda soğutucu olduğu zaman 75 derece civarlarında işlemcisi. Ekran kartım çok stabil ama yani 65-70 arası soğutucu yoksa soğutucu varsa da 55-60 arası falan idare ediyor. Ve aldığım günden beri birçok soğutucu da incelemiştim. laptop incelemelerinde de söylüyorum. Muhakkak soğutucu ile kullanım faydasını görürsünüz. Cihazımı ilk günden beri serin tutmaya çalışıyorum. Bu şekilde faydasını uzun vadede göreceğim. Onun haricinde klavye tuş takımında herhangi bir silinme olmadı. Tuş takımında herhangi bir bozulma, arıza da olmadı. Hepsini rahatlıkla kullanabiliyorum. Klavye hissiyatını beğeniyorum. Yazmada hiçbir şekilde bir sorun yaşamadım. E, tuşların büyüklüğü benim parmaklarım için çok ideal. Sadece mavi renk var. Yani RGB bir renk yok. Ama ben çok böyle ışıltılı renkler sevmiyorum. Bu zaten bana yetiyor. Ama benim için en büyük eksisi ise SD kart olmaması çok büyük arıza. Aldığım birkaç tane SD kartlar hep okuyucular bozuldu. En son kaliteli bir tane buldum. Bununla ilgili sorun yaşamıyorum ama e, benim gibi bu işi yapıyorsanız hani birazcık daha farklı modellere yönelebilirsiniz. Ben bunu aldım çünkü işlemcisinin gücünden dolayı almıştım. Çünkü muadillerinde SD kart vardı ama işlemcileri bunun kadar güçlü değildi fiyat muadil olarak. Maalesef ben SD kart okuyucusunun olmamasından biraz muzdarabim. Ayrıca USB portu da yeterli kadar değil. İki tane USB bir tane de USB tip C portu var port konusunda biraz zayıf arkadaşlar. Çoğaltıcı almanız gerekiyor. Ben çoğaltıcı kullanarak bu şekilde işte fareydi, klavyeydi, mesela işte okuyucular falan bunları bu şekilde halledebiliyorum. Ekran deneyiminden de sizlere bahsetmek istiyorum. 120 Hz oyunlarda gerçekten bana çok kolaylık sağlıyor. Ayrıca bu laptopta takıldıktan sonra başka bir cihaza geçtiğimde 60 Hz'e düştüğüm zaman farkı hissedebiliyorsunuz ama fakat sıkıntılı olduğu bir durum var. Bu da renkler arkadaşlar. Son 3 aydır bunu yapmaya başladı. Renkler inanılmaz derecede patlak gözüküyor. Ben videolarımı işlerken yani böyle aşırı böyle turuncu böyle patlak bir renk görüyorken videoyu paylaştıktan sonra başka bir cihazdan izlediğimde halbuki böyle değil. Ve bu benim renk ayarı yaparken gerçekten çok büyük sıkıntı uğratıyor. Yani aslında işlemci olarak çok iyi ama tasarımcılar için hem ekran konusunda hem de bu SD kart girişi olmadığı için çok uygun değil. Yani bunu sorun 2-3 aydır yapmaya başladı. Ekran kartı yazılımlarından sonra olmaya başladı. Bunda mesela renk konusunda hiç memnun değilim bu cihazdan. Şimdi geçelim ben bir cihazın arka kapağını açayım. Burada hemen bir M.2 SSD'mizi takalım. Ardından da sizlere şu anda güncel bir oyun performansına da çok ufak bir kesit vermek istiyorum. 4 farklı oyundan. Ondan sonra da taktıktan sonra yani M.2 SSD'nin sonuçlarına bakalım. Evet arkadaşlar öncelikle şuradaki bakın bütün vidaları söküp kapağı kaldırmamız gerekiyor. Ardından arkadaşlar şöyle bakın plastik bir penayla muhakkak dikkat edin. Bu aksamı kırmamanız gerekiyor. O yüzden şöyle plastik bir pena olabilir. Bununla buradaki tırnakları yavaş yavaş çıkartacağız. Tırnakları çıkarttıktan sonra da gördüğünüz gibi kapak açıldı arkadaşlar. Şurada bakın gördüğünüz gibi bir M2 SSD'nin olduğu kısım var. Şurada bir tane daha M2 SSD'miz var. RAM'lerimiz bakın şurada kapatılmış. Fanlarımızı görüyorsunuz. Bataryamızın olduğu kısımda gördüğünüz gibi ben şimdi bataryayı sökmek istiyorum ki işlem yaparken cihazda bir elektrik girintisi olmasın. Şu kısımdan gördüğünüz gibi bataryanın bağlantısını kestik. M2 SSD'miz burada. Ben şimdi öncelikle arkadaşlar aynı anda iki tane M2 olabiliyor mu onu deneyeceğim. Çünkü Lenovo olmuyordu ama merak ediyorum acaba olabilir mi diye. Gördüğünüz gibi burada zaten SATA portu var. Şöyle gördüğünüz gibi M2'yi de buraya taktım. Evet arkadaşlar söylediği gibi olmuyor. Bakın mesela şuradaki yuvayı normalde Şöyle M2'yi taktığım zaman sizlere göstereyim. Şurada bakın bir vida ağzı olması lazım ki ben buraya bu M2'yi sabitleyebilirim ama maalesef olmuyor. Gördüğünüz gibi buraya yani şu vida ağzını çıkarıp şuraya sabitleyeceğim bir yer bırakmamışlar. Mecburen ben kendi M2 SSD'mi söküp yerine yeni aldım M2'yi takmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu benim eski m 2m Kapatmışlar üstünü. Komple. Ben artık şimdi yeni M2 mi takacağım buraya? Gördüğünüz gibi yeni M2 sesimi taktım. Şurada maalesef bakın bu vida ağzı. Şurada bir yerde bir yuvası olsa olur. Mecburen sadece bir tane SATA, bir tane de M2. Burada bu kısaltılmış versiyonda M2'ler vardır. Çok kısa böyle eski tip olanlar. Onlardan takılabiliyor biliyor bildiğim kadarıyla. Maalesef başka türlü olmuyor. Sat da geri takalım. Dışarıda durmasına gerek yok. Tamamdır arkadaşlar. Montajı tamamladık. Ben bunu bu arada harici bir M2 kutusuna takıp bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. En azından yedek veri dopolama olarak düşünüyorum. 512 GB'lık bir M2 SSD. Şimdi buraya taktım ise 1 TB'lik M2 SSD. Wi-Fi kartımız burada. İşlemcimiz, ekran kartımız bu slotların altında. Gördüğünüz gibi RAM'lerimiz tekrardan göstereyim sizlere. İşlemimiz bitti. Artık bataryamızda tekrardan soketini takıp kurulum aşamasına geri dönebiliriz. Bataryanın da soketini takmış oldum. Hemen bir cihazı kapatmadan önce bir çalıştıralım. Bakalım görüntü gelecek mi? Onu da kontrol edelim. Ondan sonra tekrardan kapatabiliriz. Tamamdır. Oluyor gibi. Evet, görüntü geldi. Tamamdır arkadaşlar. Tabii ki de bir kurulum olması gerekiyor. Şu anda cihazda FreeDOS olarak duruyor. Ben şimdi bunu kapatıp tekrardan bir temiz Windows 10 kurmam gerekiyor. Kısa vidalar var arkadaşlar. Şu, bu kısa vidalar. Şöyle göstereyim size. Bu kısa vidalar arkadaşlar şu son 4 alttaki kısımlığa girecek. Uzun vidalar ise diğer kalan yerlere yerleştireceksiniz şurada bakın bu dört kısımda olan kısa bedeler buradaki vida deliklerine gelecek Evet arkadaşlar kapağın takma işlemi de tamamlandı artık M2 SSD yerleşti şimdi ben buna temizlen bir Windows 10 kuracak tekrardan sonra görüşeceğiz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi M2 SSD'nin en azından yerlerini öğrenmiş oldunuz. Nasıl söküp takacağınızı da öğrenmiş oldunuz. Çok hassas parçalar arkadaşlar. Muhakkak plastik penalarla bunu yapmanız gerekiyor. Kesinlikle metal veya da sert bir parça kullanmayın. Zorlamayın. Kasa hassas. Yani kırılabilme ihtimali o tırnakların kırılabilme ihtimali çok yüksek. Lütfen dikkatli olun. Bu arada ben statik eldivendir veya da statik elektrik giderici şeyler kullanmadım. Aslında yanlış ama ben kendi cihazım olduğu için böyle yapma kararı aldım. Siz kendinizden şüpheniz varsa muhakkak arkadaşlar bu elektriği giderici eldivenler, bununla ilgili bileklikler falan oluyor. Bu tür şeyleri kullanarak laptopunuzu açın. Muhakkak hemen zaten batarya soketinde sökmeyi unutmayın. Batarya takıldıyken bu cihazlara kesinlikle fanlarını üfleme olsun o tarzda şeyler yapmayın. Bu arada cihazım hala 6 ayda hiç toz görmedim. Tertemizdi. Bu yüzden herhangi bir macun yenileme veya hatta fan temizliği de yapmadım. Ki zaten 6 ay macun temizliği için yani yenilemesi için çok erken bir süre. Bant temizliği de gayet ideal olduğu için o kısımlara dokunmadım. Sadece hafıza değişikliğini yapıp kapattım. Gelelim yeni M.2 2 ile sonuçlara. Öncelikle açılış kapanıştan bahsetmek istiyorum. Baya bir kısalma oldu. Yaklaşık 10 saniyenin altında artık laptopum açılıp kapanabiliyor. Tabii ki de bu zamanla ben ekstra uygulamalar ekledikçe bunun değişebileceğini düşünüyorum ama şu anda eski SSD'me kıyasla 1-2 saniye daha avantajlı durumda. Okuma yazma konusunda da burada kutunun üzerinde mesela bakın sizlere diyor ki 2100 MB yazma 1500 da okuma ve değerleri sunabiliyor. Ben bundan daha fazlasını aldım 2200 MB okuma hızı alabildim arkadaşlar. Bu benim için çok iyi. Eski SSD'me göre çok daha yüksek bir sonuç verdi. Render'da da bunun farkını hissedebiliyordum. Bu konuda ben SX6000 Pro'ya da ayrıca bir tam puan veriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada laptopumuzun modifikasyonu nasıl olacağını sizlere anlatmaya çalıştım. Hem de bir 6 aylık kullanımdan sonra neler hissettiğimi de sizlere anlatmak istedim. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.